Geçen yıl favori dizilerimden biri 3 yıl beklemek zorunda kalmadan ikinci sezonuyla geri döndü. Bu gerçekten ferahlatıcı. Apple'ın Silo dizisi uzun zamandır gördüğüm en büyük heyecanlardan birini sundu ve Juliet'in gerçeği arayışını sürdürerek hiç vakit kaybetmiyor. Eğer önceki videolarımı izlemediyseniz bu derinlemesine inceleme dizinin en büyük sorularına ve teorilerine odaklanıyor ve kitap dışı spoiler içeriyor. Kitabı okumadım. Bu nedenle buradaki tüm teoriler tamamen kendi çıkarımlarımdır. Kitap dışı spoiler düşüncelerinizi ve teorilerinizi aşağıdaki yorumlarda paylaşabilirsiniz. Şimdi Juliet gibi yapalım ve hemen konuya dalalım. Birinci sezonun sonunda Juliet'in silodan başarılı bir şekilde çıktığını ve başka siloların varlığını keşfettiğini gördük. Ben en az 20 tane daha saydım. Bu silolarda kimlerin veya nelerin olduğunu bilmiyoruz. Ancak ikinci sezonun başlangıcı bu dünyada gerçekten neler olup bittiğine dair daha büyük bir resim sunuyor. Birinci sezonun son sahnesinde diğer siloların yanında devasa bir ceset yığını görmüyoruz. Bu nedenle Juliet'in buraya gelmek için biraz mesafe kat ettiğini varsayabiliriz. Cesetlerin çürüme duruşu durumu ve Russell adındaki adamın Juliet'i zamanında hayatta olması yeni keşfedilen bu silonun isyanının üzerinden en az birkaç yıl geçtiğini gösteriyor. Hatırlarsanız birinci sezonda Juliet'in silosu 140 yıl önce benzer bir ayaklanma yaşamıştı. Ancak bu isyan bastırılmıştı. Bu nedenle her yıl özgürlük gününü kutlayarak isyancılara karşı kazandıkları zaferi sürekli hatırlatıyorlar. Bu yeni silo farklı. İsyanları zaferle sonuçlanmış. Silo sakinleri dış dünyanın zehirli gazına maruz kaldıktan birkaç dakika sonra ölmek için kapağı açmışlar. Silo bu kısa bakış bu dünyanın nasıl işlediğine dair çok ihtiyaç duyulan bazı içgörüleri de sağlıyor. İlk başta bu silolar birbirinin kalıplaşmış kopyaları gibi görünüyor. Dünya bir tür felaketle karşı karşıya olsaydı insanlığın bu kadar çok hayatı kurtarmasının en kolay yolunun tamamen benzersiz silolar hazırlamak yerine bir silo tasarlayıp onu kopyalamak olacağını hayal ederdim. İkincisi bu yeni silonun toplumsal yapısı da aynı görünüyor. Bir şerifimiz, adli muhafızlarımız, alt düzey çalışanlarımız ve Russell adında gizemli bir adamımız var. Bu adamın kim olduğunu bilmiyoruz ama şu anda kontrolü elinde bulunduran grubun sorumlusu gibi görünüyor. Beni bu silonun Bernard ya da Sims'ten nefret ettiğine inandırıyor. Daha sonra göreceğimiz bu sunucu odasına erişimi olduğu için Bernard'a daha çok yöneliyorum. Bernard'ın da öyle olduğunu, Bernard gibi Russell da kimsenin dışarı çıkmasını istemiyor ve görünüşe göre bu silonun açık olacağını bildiğinde kendini bu kapının arkasında tutmuş ve kimsenin içeri girmesine izin vermemiş. Bu muhtemelen onu beslemeye yetecek kadar yiyecek ve suya sahip olduğu anlamına geliyor. Çok uzun süre sürdürüldü. Bu Bernard'ın da böyle bir odası olduğu anlamına mı geliyor? Burada Russell'ın gözlerine dikkat edin. İsyandan bu yana değişmiş görünüyorlar. İçlerinden biri gerçekten mavi ve bu bana daha sonra Juliet'in geçmişe dönüşlerinde göreceğimiz mavi göz grafitisini hatırlatıyor. Bir çeşit radyasyona ya da toksine maruz kalıp kalmadığını merak ediyorum ve bu da onun herhangi bir parçasının değişip değişmediğini sorgulamama neden oluyor. Buna ruh sağlığı da dahil tamamen orada görünmüyor ve bunun nedeni birkaç yıldır tamamen yalnız olması olabilir. Juliet'in duyduğu Moon River şarkısı Russell'ın en sevdiği şarkıdır. Söz yazarı Johnny Mercer'in otobiyografisinde şarkının Savannah, Georgia'da büyüyen çocukluğuyla ilgili olduğunu belirttiği göz önüne alındığında bu ilginç bir seçim. Birinci sezonda silolar bile yaratılmadan önce nesilden nesile aktarılan Georgia'daki muhteşem maceralar başlıklı bir kitaptan bahsedilmişti. Ve içinde Savannah, Georgia'nın bir resmi vardı. Silo'nun yazarı Hugh Howey de hayatının bir kısmını Savannah'ya kısa bir mesafede bulunan Georgia Southern Üniversitesi'nde geçirdi. Yani bir tahminde bulunmam gerekirse burada arka planda gördüğümüz yıkılmış şehir Savannah'dan başkası değil. Diğer silo da anlaşmanın kurallarına uyuyor gibi görünüyor. İnsanları bir seviyeden diğerine taşıyacak herhangi bir mekanize kaldırma veya makara sistemi görmüyoruz. Bu özellikle insanların ve bilgilerin bir seviyeden diğerine geçişini zorlaştırmak için dahil edilmiştir ve konu bilgi olduğunda Bernard'ın tamamen kendi kontrol etmek istediği bir şeydir. Russell'ın tarafının da silahlara erişimi var gibi görünüyor. Şerif'in ve buradaki diğerlerinin sahip olmadığı bir şey ama isyancıların sahip olduğu, tartışmasız jeneratöre en önemli erişim olan bir şey var. Şerif jeneratörün 15 dakika içinde su altında kalacağını belirten bir not alır. Su basmış bir jeneratör esas olarak silonun ölümü anlamına gelir. Bu da içeridekilerin dışarı çıkmaktan başka seçeneği olmayacağı demektir. Bu insanlar silonun ötesinde bir dünyanın yaşanabilir olduğuna o kadar güçlü inanıyorlar ki bu onları hareket etmeye teşvik ediyor. Juliet'in ipinin aşındığı ve suya düştüğü sahnede jeneratörün gerçekten su bastığını göreceğiz. Ancak bu ip birileri tarafından kesilmiş olabilir. Juliet siloya geri döndüğünde tıpkı kendi silosunda olduğu gibi dış dünyanın çarpık bir ekranını ve üzerinde yalan yazılı bir mesaj görür. Bu diğer silolardaki insanların da dışarının yaşanabilir olmadığına inandırıldığını gösteriyor. Alison, Halston ve Juliet'i dış dünyaya çeken olaylar zinciri gibi bu siloda da benzer bir manipülasyon olmuş gibi görünüyor. Bu yeni siloda yaşananlara dair daha fazla geriye dönüş görmeyi umuyoruz. Özellikle isyanın başlangıcında neler olduğuna dair bilgiler hikayeye büyük katkı sağlayabilir. Cinatlı bir kadının Şerifi iyileştirdiği bir sahne var ancak bu olaydan sonra neler olduğunu bilmiyoruz. Şerifin adına giriş ne de bit tiş jeneriklerinde geçiyor. Bu da onun kimliğinin bir tür sürpriz olarak saklandığını düşündürüyor. Şerif'in "Elim kaydı, bu bir şeyi biliyorum" anlamına gelir dediği repliği özellikle dikkat çekici ancak bu kaymanın ne olduğunu henüz görmedik. Bu sahne elinin yakın çekimiyle bitiyor. Bu yüzden bunun önemli bir detay olduğunu düşünüyorum. Şerif kapıyı aç sözünü kimse neden söylemedi diye sorguluyor. Bu büyük ihtimalle Russell'a yönelik bir eleştiri. Ancak kapı kelimesi burada iki farklı anlam taşıyor olabilir. Dış dünyaya açılan gerçek kapı ya da Russell'ın ardına sığındığı oda kapısı. Jean şerife Russell'ın kapıyı açmayacağını çünkü birisinin ona bunu söylediğini aktarıyor. Bu durum Bernard ve Russell'ın da üzerinde başka bir güç veya grup olduğunu ima ediyor. Hatta bu kişiler bilgisayar sistemleri aracılığıyla birbirleriyle ya da üst düzey bir grup bireyle iletişim kuruyor olabilirler. Dışarı çıkma sahnesinde kapının arkasından mühürlenmiş olduğunu görüyoruz. Kapının bu şekilde kapanması otomatik bir sistem yoksa birinin kapıyı kasıtlı olarak arkasından kapattığını gösteriyor. Yeni Silo, Halston'ın birinci sezonda çiçeklerle kapladığı casus kamera ağıyla aynı teknolojiye sahip ayrıca aynaların arkasına gizlenmiş bu kamera sistemi bu dünyanın tamamen gözetim altında olduğunu düşündürüyor. Yeni siloda ilginç detaylardan biri lambaların altında büyüyen birkaç ağaç ve damlayan sudur. Ancak bu lambaların nasıl enerji sağladığı ve ağaçların nasıl beslendiği açıklanmadı. Russell'ın ara sıra odasından dışarı çıkıp çıkmadığı, bu çevreyi korumak için bir şey yapıp yapmadığı belirsiz. Juliet'in Russell'ın gizemini çözme çabası sırasında duvarda Russell ne saklıyorsun yazan bir grafiti görüyoruz. Bu grafiti Russell'ın sakladığı şeyin Bernard'ın sırları ile bağlantılı olabileceğini düşündürüyor. Ayrıca iki tüyler ürpertici grafiti daha görüyoruz. Bunlar isyan ve manipülasyonun izlerini taşıyor. Silo dizisinin ikinci sezonu izleyicilere derinlemesine bir analiz ve teori üretme fırsatı sunuyor. Bu bölümde Juliet'in yeni keşfettiği Silo'da karşılaştığı duvar yazıları dikkat çekiyor. Örneğin hayatta kalan varsa lütfen bize yardım edin ifadesi bu mesajın isyan sırasında mı yoksa sonrasında mı yazıldığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Ayrıca Russell'ın kapısının hemen dışında yer alan er ya da geç içeri gireceğiz yazısı Silo'nun sakinlerinin dışarı çıktıktan sonra içeride daha fazla olay yaşandığını düşündürüyor. Bu durum Juliet gibi başka kişilerin de buraya gelip gelmediği sorusunu akla getiriyor. Bölüm Juliet'in çocukluğuna dair geri dönüşlerle dolu. Annesinin ölümünden sonra doktor olan babası yerine mekanikçi Walker ile yaşamayı tercih eden Juliet'in bir şeyleri tamir etme ve sorunları çözme konusundaki yeteneği kırık köprüyü geçme becerisiyle paralellik gösteriyor. Makineleri tamir etmek ona kaotik ve gizemli bir dünyada kontrol ve amaç duygusu sağlıyor. Genç Juliet'in mekanikte ki ilk işlerinden biri Shirley Campbell ile çalışmak. Shirley Juliet'in en yakın iş arkadaşlarından biri haline geliyor. Shirley Juliet'i mağaraya götürerek duvardaki İngiliz anahtarı tutan el sembolünü gösteriyor. Bu sembol işçilerin direnişinin bir simgesi olarak görülüyor. Gelecek bölümlerle ilgili fragman analizinde Bernard'ın Silo'ya hitap ettiğini ve Juliet'in eylemlerini örtbas etmeye çalıştığını görüyoruz. Bernard, Juliet'in bir kahraman olarak öldüğünü belirterek onun hala hayatta olduğunu gizlemeye çalışıyor olabilir. Shirley'nin meydan okuyan tavrı Derinlerdeki işçiler ile üst düzey yöneticiler arasında bir çatışma yaratıyor. Juliet yeni bir isyanın katalizörü olabilir. Sheriff Paul Billings ve yargıç Meadows, inanç krizi yaşayan iki karakter olarak öne çıkıyor. Yargıç Meadows'un plajda bir adam ve çocuğun yer aldığı yasa dışı bir videoyu izlediği görülüyor. İsyan haberi yayıldıkça alt seviyedeki işçilerin Juliet'in yaşadığını belirten notlarla dolu bir kutu hazırladıkları görülüyor. Bu onun hayatta olduğunu öğrenmeleri mi yoksa isyanı körüklemek için bir duyurumu belirsiz. Juliet'in silonun dibini keşfetmek için bir solunum cihazına bağlanmış görülüyor. Birinci sezonda mağaranın altında siloları birbirine bağlayan büyük bir kapı olduğu öğrenilmişti. Bu onun dönüş yolu olabilir. Bernard ile işbirliği yaptıktan sonra madenlere gönderilen kişinin Lucas Kyle olduğu anlaşılıyor. Shirley ve diğer derinlerdeki işçilerin bir isyan planladıkları açıkça görülüyor. Fragmanda Paul Billings'e benzeyen birinin bir tünele girdiği görülüyor. Bu entrikaları mı keşfettiği yoksa onlara katılmak için mi orada olduğu sorusunu akla getiriyor. Juliet'in başka biriyle temas kurduğu onaylanıyor. Bu kişi Russell değil gibi görünüyor. Bu da Juliet'in başka bir siloya geçip geçmediği sorusunu doğuruyor. Benzer bir sahnede Juliet'in boynunda temizlik için kullanılan türden bir silo kıyafeti görülüyor. Bu tekrar dışarı çıkıp çıkmadığı sorusunu akla getiriyor. Knox ve Shirley'nin öncülüğünde bir kavga sahnesi bir isyanın başladığını gösteriyor. Adli askerlerin siper aldığı bir sahnede alevler içinde bir milletvekili görülüyor. Walker'ın eski karısı Carla'nın siloya elma benzeri bir şey fırlattığı görülüyor. Birinci sezonda elmalar birinin mezarını atmak için kullanılmıştı. Bu aşağıdaki isyanın üyelerine bir mesaj olabilir. Fragman Bernard'ın Juliet'in elbise kamerasına benzeyen görüntüleri izlemesiyle sona eriyor. Bu takım elbiselerin böyle bir özelliği olduğunu bilmiyordum. Girdiği silonun dışından ceset yığınını görebiliyoruz. Bernard'ın nerede olduğu sorusu da ortaya çıkıyor. Bir tahmine göre birinci sezonun sonunda girdiği sunucu odasında olabilir. Gözlüğünün yansımasında bu odadakilerle aynı görünen beyaz floresan ışıklar var. Bernard, Juliet'in nerede olduğunu bildiğinden onu bulmak için iletişime geçebileceği biri olup olmadığını merak ediyorum. Görünüşe göre ikinci sezon Juliet Nerede olduğu ve isyanın çözülmesi olmak üzere iki ana hikayeyi takip ediyor. Peki gelecek bölümlerde sizce bizleri neler bekliyor? Aşağıdaki yorumlarda düşüncelerinizi ve teorilerinizi duymak istiyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.